cadı. Üç tatlı cadı. Selin eski Mina. Selin eski Mina. Üç koca adam. Üç koca adam. Bir de Canan abla. Bir de Canan abla. Sihiri var, birisi var. Daha neleri 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 var. Her gün başka macera. Her gün başka macera. Hem çok zor hem harika. Hem çok zor hem harika. Bu evin perisi var. Üç tatlı cadısı var. Üç tatlı cadısı var. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Ulan Kenan, bu notaların mucidi sensen. Yaktım oğlum o gitarını. Yaktım. Abla ne oluyor ya? Abla iyi misin? İyi. Yoga yapıyorum, yoga. Üç senedir her sabah yaparım ben bunu. Ölene kadar da yapacağım. Abla bunu müziksiz yapmak mümkün mü böyle? Ya da ne bileyim bir kulaklık falan bulsak onunla falan yapsam ha? Saçmalama çocuğum. Müzik ruhun gıdasıdır. Abla kendine gel ya. Ne oluyor bu evde ya? Ya canım sakin ol sana. Yoga nefes almaya çalışıyorum ben. Hadi git sen içeri. Git. Ben birazdan kahvaltı hazırlayacağım. Hadi çocuğum. Allah'ım neydi günahım? Günahım neydi Allah'ım? Ben nerede yanlış yaptım? Helal olsun sana Can, helal olsun çocuğum be. Ne oldu abla, yogini bozdum diye mi yapıyorsun bunu? Hayır canım, ne yaptın sen burada? Abur cubur partisi falan mı yaptın? Akşam uyuyakalmışım da. Ablacığım, diyorum ki şu yogini acaba ben Bülent abilere gittikten sonra yapsam nasıl olur? Yogi değil canım, yoga, yoga. Yogi diye sana derler. Bak ne zamandır birlikte kahvaltı yapmıyorduk. Çok güzel bir kahvaltı hazırladık. Ben biraz daha uyumak istiyorum abla be. Olmaz, olmaz. Sabah oldu kamilim. Uyan da balığa gidelim. Abla, abla bu Kamil meselesinden her yerde bahsetme tamam mı? Ne oldu? Büyük dedenin adından rahatsızlık mı duydunuz beyefendi? Abla, ben sana Akif ediyor muyum? Sus! Git işine baksan hadi. Ayrıca sen kazık kadar adam oldun. Oğlum niye bir iş bulmuyorsun? Git bir iş bul kendine. Abla durum bildiğin gibi değil. Öyle mi? Neymiş durum bilmediğim gibi? Yani iş arıyorum ama bulamıyorum. Neyse canım, boş ver. Biz de her sabah seninle kahvaltı yaparız. Yok, ben bir an önce iş buluyorum ablacığım. Hadi çocuğum, hadi çok güzel bir kahvaltı hazırlıyorum. Git elini yüzünü güzelce bir sabunla. Hadi çocuğum, hadi. Marş, marş. Hadi Kamil, hadi. Şuraya bak. Ay. Prensesim, bak şimdi. Bak bu bandı böyle tersten sararsın, tamam mı? Sonra üstündeki bütün tozları, görüyoruz bak güzel bir tozları, ağızdaki tozları, iplikleri hepsine kolayca alırsın. İşte galiba şu anda seni anlamıyor. Ne fark eder? Büyüyünce hatırlar söylediklerini. Büyüyünce söyle o zaman, ne fark eder? (Gülüyor)
Alo, buyurun benim. Ha, günaydın Müdür Bey, nasılsınız? Yok, estağfurullah efendim, ne demek. Buyurun, dinliyorum. Hemen okula mı gelmem lazım? Yok, yok efendim, ne demek, bir işim falan yok. Hemen geliyorum ben. Hemen geliyorum. Görüşürüz Müdür Bey. Patiko. Sen yemiyor musun? Yok abicim. Ben saat 06.13'te yaptım kahvaltımı, sağ ol. 06.13'te mi? Can, hakikaten senin ne işin var burada sabah sabah ya? Tam üstüne bastın abicim. Benim var ya, bir an önce bir iş bulmam lazım abi. Tamam, sonra konuşuruz. Konuşuruz. Ya Müdür Bey benimle ne konuşmak istiyor acaba? Merak ediyorum. Neyse, ben şimdi çıkıyorum çocuklar. Gideceğim, tamam mı? Tamam. Ha, bu arada çocuklar, kakalı bezleri. Lütfen kakalı bezleri. Mutfaktaki çöp kutusuna değil, dışarıdakine. Ben kaç kere soracağım bunu? Lütfen, çok rica ediyorum ama. Bakın, buradaki her şeyi de böyle bırakmayın. Bak, bitmiş şeyleri alın ve yerlerine koyun. Lütfen. Yani. Bebek var bu evde ya. Biraz hijyen, hijyen. Bülent abi, son günlerde bana birini anımsatıyor ama... Yok ya, ağzımdan yel alsın, söylemeyeceğim. Yarın Elif'in doğum günü. Onun için bir sürpriz parti hazırlıyorum. Buradakiler yanlış olmasın. Sen bir kontrol etsene canım. Ne diyeyim canım? Pasta, kola... Ha, portakal suyu. Ben portakal suyu içmem canım. Seni çağıran kim abi zaten? Sen otur, suyunu iç. Zaten kimseyi daha davet etmedim. Sen de su içer misin? Görüyorum. Evet, çünkü ben senin peri arkadaşınım. Seninle senden bahsetsem anlamaz yani, öyle mi? Aynen öyle güzel prenses. O zaman ben de senden bir şey istiyorum. Çok zor olmasın ama. Başkaları varken konuşamayız. O zaman da üzülürüm. Evet, birileri varken konuşamayız. Dur, daha bitirmedim. Dinliyorum. Aramızda bir paral olsun. Ben onu söyleyince gelirsin, tamam mı? Nasıl bir parola mesela? Mesela... buldum. Ben peri kızı, peri kızı. Yalnız bırakmış şu küçük kızı dediğimde gelebilir misin? Tabii gelirim. Anlaştık o zaman. Peri, bir şey soracağım. Sor bakalım. Patiko ne demek? Hiçbir fikrim yok ama yakında öğreniriz sanırım. Benim şimdi aşağı inmem gerek. Ben seni sonra çağırırım, tamam mı? Tamam. Nasıl çağıracağını biliyorsun. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Abla, başım büyük belada. Yoksa yine tuvaletin ışığına mı yetişemedin? Yok, o sorun için bir çözüm buldum. Taburenin üstüne çıkıp ışığı öyle yakıyorum. Ama Elif'in doğum gününde ne giyeceğimi bulamadım. İşte orada dur. Zaten senin adın davet listesinde yazmıyor ki. 5 yıl sonra belki. Kusura bakma. Ben de beyaz kıyafet giyerim o zaman. Ben daha büyük gösteriyor. Anlamıyor musun? Takım elbise de giysen gelemezsin. Gelemezsin. Bal gibi de gelirim işte. Gelemezsin. Geleceğim. Gelmeyeceksin. Geleceğim. Kerem dayı. Ben abi. Ya kızlar. Ya herkes kendi köşesine çekilsin. Evet. Nedir problem? Fatih geceyi ne tutturdu ya? Evet, tutturdum. Eskiciğim bak, bir fikrim var. İstersen kendi partimizi kendimiz verelim ha. Bize gidelim, sonra pijamalarımızı giyelim, gofretimizi yeriz, bir sürü çizgi film izleriz ha. Hem bu gereksiz kıyafetleri de giymek zorunda kalmazsın. Daha sonra da Canan ablan bize katılır, olur mu? Uyuyakalmazsın değil mi Can abi? Ben ve uyku. Güldürme beni fıstık ya. Pardon canım. Beni kurtardığın için sağ ol Can abi. Beni çağıran yok mu peki? Ben Ece'yim. Merhaba. Merhaba. İyi ki doğdun Elif'ciğim. Teşekkür ederim.
Yarın sinemaya gidiyoruz, tamam mı? Saat tam 3'te burada ol. Sakın unutma. Sinemama sürpriz parti iptal mi oldu? Sürpriz parti mi? Doğum günüm için mi? Çok düşüncelisin Selin. Çok heyecanlandım. Sakın gözüme gözükme. Dur dur, kızma ufakla. Duymadım sayılır. Ben şaşırmış gibi yaparım. Bak mesela şöyle. İnanmıyorum. Çok harikaydın. Büyük sınıflardan iki tane arkadaşım var. Onları da çağırabilir miyim? Tabii ki, bu senin partin. İstediğin herkesi çağırabilirsin. Beni de çağır, beni de çağır. Öcüler hariç. 5 yıl sonra belki. Lütfen acele etmeyin. Düşünmek için henüz süreniz var. Dayı biz gidiyoruz. Görüşürüz. Cadılar. Üç tatlı cadı. Tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Müdür bey tekrar günaydın. Nasılsınız efendim? Telefonda sesiniz bir hayli heyecanlı geliyordu. Evet, bazı gelişmeler oldu da biraz heyecanlıyım. Hayırdır, ne gibi efendim? Konu sizin durumunuz. Nasıl yani? Okulumuzda biliyorsunuz 4 yıldır çalışıyorsunuz ama... Efendim size karşı bir hatam falan olduysa kusura bakmayın. Yani tam olarak öyle diyemeyiz tabii. Müdür bey elinizi ayağınızı öpeyim ne olursunuz bakın. Bakın benim 3 tane güzel kızım var efendim. Onlara ekmek götürmek zorundayım ne olursunuz. Hayırdır, ne alakası var şimdi? Kovuldum değil mi? Kovuldum biliyorum. Hadi söyleyin. Ben öyle bir şey demedim ki Bülent bey. Kusura bakmayın efendim. Bu aralar biraz duygusallaşıyorum ben. Duygusal bir adam oldum. Ne yapayım? Durumu biliyorsunuz. 3 kızın sorumluluğu. Selin'in psikolojisi zaten bozuk. Yani evdeki karmaşa... Yani... Bülent bey. Pardon efendim. Artık 13 kızınız var. 13 mü? Nasıl yani? Okulumuzda bir kız basketbol takımı kuruyoruz. Ve takımın başına sizin geçmenizi istiyorum. Kovulmadım yani. Kovulmadım. Ne kovulması Bülent bey? Takımın koçu oldunuz. Koçluk tam bana göre efendim. Hele şimdi kendimi koç gibi hissediyorum. Çok teşekkür ederim müdür bey. Beni şereflendirdiniz. Biliyorum ben sarılıyorum size ama elimde değil müdür bey. Bu çok garip bir alışkanlık oldu bende son zamanlarda. Terapiye gideceğim. Doktor tedavisi göreceğim efendim. Tekrar teşekkür ederim müdür bey. Allah çok versin. Ne diyeceğimi bilemiyorum efendim. Bülent bey. Sağ olun. Bülent bey. Sarılmasanız daha iyi olur. Bizi böyle gören olursa hiç de hoş olmaz. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Duydun mu? Duydun mu? Duydun mu? Can dedi. Can dedi. Kim dedi? Mina dedi. Ne? Doğru mu bu? Can mı dedin sen? Can dedi abi. Onunla oyun oynayan ben. Mamasını hazırlayan ben. Altını değiştiren ben. Zamane bebekleri çok vefalı. Allah Allah ya. Bu söylediklerin hepsini beraber yaptık abicim. Tamam abicim, tamam. Kızma. Niye kıskanıyorsun ki sen hep? Niye kıskanıyorsun? Mini mina, mini mina, mini mina. Kenan dayı da bana hadi. Kenan dayı da bana. Mina. Mina, Mina. O mu ben mi? O mu ben mi? Mina. Yakışıklı, karizmatik ve müzisyen. Abi kızlar karizmatik olanı seçerler. Komik olanı değil. Bülent bey, çok büyük hedeflerimiz var. Benim de efendim, yerimde duramıyorum vallahi. Yani demek istediğim, kız basketbol takımımıza büyük turnuvalara katılıp birkaç yıl sonra da NBA'ye oyuncu göndermek istiyoruz. Ya bunu başaracak güç de sizde var. NBA mi? Müdür bey çok güzel söylediniz de NBA Amerika'da profesyonel erkeklerin oynadığı basketbol liginin adı. Bir de bunun kadınlar için olanı var. WNBA. O da olur Bülent bey, hepsi olacak. Siz yeter ki kızlarımıza pota altı oyunlarını iyi öğretin. Siz hiç merak etmeyin müdür bey. Harika bir takım yapacağım. Yani WNBA olmayabilir ama çok güzel işlere imza atacağız. Size inanıyorum, hatta güveniyorum. Zaten elimizdeki tek beden eğitimi öğretmeni de sizsiniz. Başka çaremiz de yok. Yani
siz olduktan sonra biz daha başkasını niye arayalım, değil mi? Müthiş, harika. O zaman ben bir mola alayım. Time out. Arkadaşlara bir bakayım. Sonra görüşürüz efendim. Güle güle Bülent Bey. Müjdeli haberlerinizi bekliyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Ya ne diyecektim ben ya? Peri kızı, peri kızı, gel artık sev şu kızı. Gelmiyor ya. Peri kızı, peri kızı, sensiz kimse sevmiyor şu küçük kızı. Uf ya, peri kızı, peri kızı, yalnız bırakma şu küçük kızı. Nasıl yardımcı olabilirim hanımefendi? Beni hemen büyütür müsün? Ne yazık ki bunu yapamam Ezgi'cim. Bari 5 yaş büyüt. Ablamın partisine gitmek istiyorum. Ablam beni niye istemiyor? Ezgi'cim, ablan seni çok seviyor. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarma. İnsanlar bazen arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmek isterler. Bu ailelerini sevmedikleri anlamına gelmez. Hem Can abin de seni çağırdı. Onunla da güzel vakit geçirebilirsin. Haklısın. Sen olmasan mahvolurdum. İyi ki varsın Peri. Sen de iyi ki varsın. Seni bulduğum için çok şanslıyım. Yine görüşürüz değil mi? Tabii ki. Biz arkadaşız. Görüşürüz o zaman. Patiko dedi galiba. Yok yok, Beethoven dedi. Can. Kenan. Bak, iğrenç esprilerin yüzünden çocuk ağlıyor. Benim yüzümden mi? Kapıya, kapıya. Tamam bak. Hop bidik, hop bidik, hop bidik. Hop bidik, hop bidik. Bak, bak. Hoş geldin. Nasılsınız Kenan Bey? Ben bizim Patiko'yu arıyordum da buralarda mı acaba? Burada, burada Canan Hanım. Tam da kendisi komiklikler yapıyordu. Patiko? Ay. Neyi varmış bu ufaklığın böyle? Oy, siz bu çocuğa bakamıyorsunuz anlaşılan. Elimizden yeni yapıyoruz Canan Hanım. Oy canım benim. Niye öyle o zaman mutsuz görünüyor bu çocuk? He? Karnım acıktı acaba? Ya Bülent abi kahvaltı ettirdi ona. Dedi ki bir daha yemek yemesin dedi. Kilo alıyor dedi. Olur mu canım öyle şey? Bu çocuklar 24 saat yemek yiyebilir. Hiç durmadan. Ya. Hiçbir şey olmaz. Can da sağlam yer. Canım benim. Kamilim benim. Ablasının yaptığı yemekte nasıl dayar ama. Bu akşam ne pişireyim ben sana? Şey birazdan dışarı çıkacağım. Alışveriş yapacağım. Akşama brokoli çorbası. Kapuska, kuru fasulye var. Ne dersin? Dehşet. Çok güzel. Ay, çok güzel. Afiyet olsun. Vallahi sen yaparsın da ben yemem mi ablam be ya? İşte benim kardeşim. Al bakayım sen şunu. Gel. Akşama görüşürüz. Hadi, hadi ben gidiyorum. Hadi. Seni de yerim ben. Kamil'im benim. Hadi canım. Hadi baş baş. Görüşürüz hadi. Bay bay ablam. Sizin bir ihtiyacınız var mıydı? Yok teşekkürler. Çarşıda. Teşekkürler. Görüşürüz. İyi günler Canan Hanım. Alo hadi. Alo. 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 Kamil. Bana bak. O benim göbek adım. Onu başka bir yerde söyleme ha. Ama güzelmiş. Kamil Can Patiko. Ha. Güney Amerikalı futbolcu ismi gibi abi. Kamil. Bırak. Kamil. Abi sen onu bunu bırak da Ezgi nerede? Bana bak, biriyle pericilik oynarken camdan aşağı düşmüş olmasın. Tamam abi tamam. Ben bir odasına bakıp geliyorum hemen. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. O beni prenses biri sanıyor. Nasılsın bakalım prensesim? İdare ediyorum işte Kenan dayı. Bugün pericilik yok mu? Oynayacak başka birini buldum. Hiç şansım kalmadı mı yani benim? Hiç heveslenme Kenan dayı. Bu işi ustalarıyla oynuyoruz. Buldum abiciğim, buldum. Bulamazsın. Özel bir şifremiz var bizim. Ha, işte hayalimdeki iş. Ne abi ne? Palyaçoluk mu ne? Bırak dalgayı, geçme oğlum. Bak şuna, oku. Sektörün öncüsü olan firmamızın yeni şube açılışı için kendine güvenen, presentable 1.90 boylarında atletik vücutlu bay model aranmaktadır. Ücret dolgundur, lütfen arayınız.
Fresen takıl, fresen çebıl. İşte o, bak o söylemeye çalıştığı şey var ya, o benim kardeşim. Can sen nerede okumuştun abi? İzmir 9 Eylül. Bir arada Boğaziçi'nde takıldım. Takılmak? Yani partiler, yaz şenlikleri falan. Biz buna staj diyelim istersen. Kesinlikle. Ver şunu arayacağım. Yalnız stajdan bahsetme. Tamam. Çalıyor. Ah, merhabalar efendim. Gazetedeki ilan için aramıştım ben. 1.90 boyundayım. Kilom... anladım. Daha sonra konuşalım. Bu hafta sonu, bu hafta sonu ben boşum, müsaitim. Tamamen müsaitim, boşum efendim. Anladım. Peki, gelirken takım elbisemi getireyim hani giyeceksem eğer? Anladım, siz sonra karar verirsiniz. Çok güzel, harika, fevkalade. Oldu efendim, fuarda görüşmek üzere. Saygılar, saygılar efendim. Bay bay, bay bay, bay bay. Ne diyorlar, ne diyorlar? Ne işiymiş? Manken oldum oğlum, boşaltın podyumları, ben geliyorum. Abi o zaman sana yeni bir isim bulmamız lazım. İsim? Ne gibi abi? Düşünsene ünlü model Kamilcan şarkıcı Melis'le yakalandı az sonra. Magazin değil komedi gibi bir şey oluyor böyle ha? Anladım. Peki böyle Tarık nasıl abi? Tarık mı? Tarık olmaz abi, bize daha karizmatik bir isim lazım. Karizmatik. Ben buldum. Ne buldun? Patika. Ünlü playboy Patiko, masal aleminde, masal saatinde sizlerle birlikte. Nasılsın Selim'ciğim? İyidir herhalde Canan teyze. Beni sorarsan ben de iyiyim. Sen neden böyle kısık sesle konuşuyorsun peki? Çünkü Kenan dayımla Can abim uyuyorlar. Tabii. Sabah yoga yaptı. Böyle yorgun düştü. Ah çocuğum. Ay, yoga mı Canan teyze? Evet çocuğum. Ay yogi gibi uyumuşlar. Böyle açık yatıyorsun, üstün başını üşütüyorsun ondan sonra canım. Güzel kızım, ben şimdi dışarı çıkacağım dolaşmaya. Hadi sen de gel, Mina'yı da alalım, beraber dolaşalım. Pamuk şeker yer miyiz? Pamuk şeker de yeriz, tamam mı? Tamam, hadi gel. Sessiz, sessiz. Uyandırıyorsun ki? Niye uyandırıyorsun? Sen bilmiyor musun? Ben aniden uyanınca deliriyorum ya. Bu ne bu? Bu ne mi? Görmedin mi hiç? Ayak bu, ayak. Gördüm de niye ağzımın içinde bu ayak? Mina nerede? Mina yok, Mina'yı kaçırdılar. Dur abi dur, telaşlanma ya. Burada olacaktı. Burada yok. Burada da yok. Kenan. Bir de ceplerine bak istersen ha. Mina'yı kaçırdılar diyorum oğlum. Abi çok güzel ya. Çocukların üçte birini yine kaybettik. Ezgi nerede? Ezgi? Çok güzel. Ezgi de yoksa abi üçte iki eder, rekorumuzu kırdık demek oluyor bu. Bana bak, anlamadığım bir şey var ha. Allah Allah. Çok tuhaf ya. Oysa sen her şeyi... Ya bana bak, ben zaten yeni uyanmışım, sinirliyim. Üstüme gelip durma kardeşim ya. Hadi Ezgi'yi aldılar, tamam kaçırdılar, onu anladım, okey. Ama Mina'yı ne yapacaklar ya? Ufacık kız. Ya bu millet ne kadar hevesli bebek bezi temizlemeye ya. Ya Can sen şaka mısın ya? Çocuklar gitti diyorum sana. Bana bak, ben kalkınca mutasyon geçiriyorum kardeşim, mutasyon. Ben gider çocukların odasına bakarım.
Bana bak. Odalarında yoklar. Benim evim. Benim evim. Can. Anlatsana abicim. Selin de yok. Oo, çok güzel oldu abi. 3'te 3. Çok güzel oldu. Bu rekoru artık kimse kıramaz. Nereye gitti bunlar ya? Bir matematik yapalım abi. Selin en son nerede göründü? Arkadaşı geldi, onu aldı, okula gittiler. Ha, o tamam o zaman. Abi tamam işte. O zaman Ezgi ile Mina'yı da onlar götürdüler. Biz uyumadan önce Ezgi ile Mina buradaydı ama. Yandık diyorum sana Can ya. Patik olduk ikimiz de. Geldiler. Geldiler kardeşim, aç. Geldiler. Ne var Can? Ne yapıyorsun? Ben harikayım. Bugün muhteşem bir gün ya. Ve hiçbir şey bunu bozamaz. Hayırdır abi? Bil bakalım, okulun kız basketbol takımının başına kim getirildi? Vallahi uzun zaman oldu abi lise biteli. Bitiyor versen. Çok yakından tanıdığım biri. Fatih Terim. Ayşe Arman. Değil. Peki kim abi? Eskiden 3 kızım vardı, şimdi 13 kızım var. Sen yeni rekor yavruları gözüküyor. Hep birlikte, hep birlikte rekorlara koşacağız. Neden önümde duruyorsun? İçeride biri mi var? Yok, yani kimse yok. Yani hiç kimse yok abi. Kenan nerede? Ha, uyumuş. Sen de uyusaydın biraz bari. Ben uyuyordum fakat uyandım. Çünkü uyanmam gerekti abi. Neden gerekti? Ne oldu ki? Şeyden abim. Kenan. Şeyden abi. Kenan. Sen uyumuyor muydun oğlum? Uyuyordum enişteciğim. Uyuyordum. Nedir senin şu koştuk işi? Sorma Kenan. Çok mutluyum. Kız basketbol takımının başına beni getirdiler. Oho, ne güzel. Ben de bu haberi sizinle paylaşmak istedim. Yaşasın abi. Abi, o zaman hemen biz şu kampa çıksak nasıl olur kız takımıyla ha? Olur olur. Evet abi, hiç durmayalım. Gidelim. Düz koşu, tamam. Çapraz koşu. Ne kadar koşu varsa yapalım, ne olur. Tamam çocuklar, durun. Acelesi yok. Allah Allah. Ne yaptınız siz de? Ya Can'ın dediği gibi, hep birlikte rekorlara gideceğiz. 2 dakika tutamıyorsun değil mi çeneni? Ne anlattın yine? Ben mi? Ben bir şey demedim ya. Ben basketbol dedim, rekor dedim ya. Ya ben ne dedim ya? Ya bir dakika, bir dakika. Ne oluyor burada? Hadi anlatın bakayım çabuk. Ne oldu? Bu ev bana biraz şey geldi. Sessiz. Can, anlatıyorum. Anlat. Son tekmeyi de sen vur. Kızları kaybettik enişte. Ne? Ya aslında senin nerede olduğunu biliyoruz da... Mina ile Ezgi'nin nerede olduklarını... Ya, ya geçen hafta Selin'i kaybettiniz ya. Zor bulduk. Rekor dediğiniz bu muydu? Şimdi de Mina ile Ezgi. Ne desen haklı. Ya siz manyak mısınız? Abi bak şimdi haliyle bu aralar biraz yoğunuz, çalışıyoruz. Temizlik üstüne bir yüksek lisans yapıyoruz. Çünkü biliyorsun Mina yani bu. O yüzden de kaybetmişiz. Böyle iş kazaları da olur. Ya iş kazası ne demek ya iş kazası? İş kazası mı olur böyle ya? Kızlarım yok. Benim başım dönüyor. Enişte, enişte, enişte. Beğendin mi yaptığını? Can bak şu kapıya. Ben niye bakıyorum? Sen kaybettin çocukları, sen bak. Can kapı çalıyor, bak şu kapıya. Ya Kenan, ben ayağımı senin ağzına sokmasam uyanacağın yoktu ha. Yoksa sen çocuk hırsızlarıyla ortak falan mı çalışıyorsun? Tabii ya. Bir anda atlayıp geliyorsun buraya. İzmir'den yerleşmeye kalkıyorsun falan. Alçak herif. Alçaklar, geldiler. Geldiler. Kızlarımı mı getirdiler?
Kızlarım, canlarım benim. Nerelere kayboldunuz siz? Bir de sizi kaybedersem ne yaparım ben? Hiç kaybetmeyeceksin ki baba. Ay benim bir tanem, canım. Gel, gel, gel. Ay benim aşklarım. Abla, çocukları alıp giderken niye haber vermedin ya? Bir saattir burada neler yapıyoruz ya? Ben düşünebilirsiniz diye tahmin etmiştim. Ne bileyim canım. Neyse Canan Hanım, önemi yok. Kızlarım sağ salim burada ya. Gerisi önemli değil. Can, hadi biz gidelim. Sonra tekrar geliriz. Hadi iyi akşamlar. Bülent abi, rekoru bu sefer kıramadık. İnşallah bir dahaki sefere. Tabii tabii. Siz rekoru kırarsınız. Ben de sizin. Yok abi, kafamızı, gözümüzü, bacağımızı falan kırarsın tabii. Anladım. Boşuna korkmuşuz değil mi? Ay benim bir tane güzel kız. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Demek okulun basketbol koçu oldun baba. Evet. Baba, koçlar Kurban Bayramı'nda olmuyorlar mıydı? Yok prensesim. Koç, basketbol takımının öğretmeni benim demek oluyor. O zaman niye koç diyorlar sana? İşte enteresan sorularından biri daha. İnan bana bilmiyorum. Baba, yarın evde parça düzenliyorum. Biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Ben de kalıp sizle eğlenebilir miyim? Hayır. Damsızlar giremez. Baba, damsız ne demek? Yani kız arkadaşsız giremezsin demek. Baba, kız arkadaşın olabilir miyim? Hiç heveslenme sahte prenses. Zaten siz giremezsiniz. Özel hayatıma saygı duy babacığım. Peki. Kenan, o zaman sen, ben, Ezgi, Mina, biz de dördümüz Canlar'a gideriz. Başka çaremiz yok zaten enişte. Ama gitmeden önce bir hamama uğrayalım. Bir sertifika falan alalım. Çünkü biliyorsun Canan Hanım bizle tokalaşmıyor. Kenan dayı, sen gitme. Partiye katıl. Ha. Niye ki? Benim farkım ne? Çünkü senin gitarın var. Benim de flütüm var o zaman. Girebilirim. Senin orkestranda olsa giremezsin. Peri, artık beni böyle çok sıkıldım çocukluktan. Bunu daha önce de konuşmuştuk Ezgi'cim. Bu konuda bir şey yapamam. Peki şimdi ne yapacağım ben? Bu soruyu annene sorsan seni Selin'in partisine yollar mıydı? Ne derdi sana? Onlar Selin'in arkadaşları. Senin canın onların yanında çok sıkılır kızım. Boş ver derdi. Peki sen ne cevap verirdin? Ben de haklısın anneciğim derdim. Bir de ben kendi arkadaşlarımla parti yapabilir miyim derdim. O da kesin evet derdi. Ben de onun boyuna sarılıp onu öperdim. Bak her şeyin cevabı ortada. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sen de iyi biliyorsun Ezgi'ciğim. Öyle değil mi? Evet. Benim çok uykum geldi. Senin de gelmiştir. Sana hala bir isim bulamadım. Bunu sonra konuşuruz Ezgi'ciğim. İyi geceler. Tatlı rüyalar prenses. Elif ne zaman gelecek? Şşt, galiba geliyor. Geldi. Sürpriz! Merhaba kızlar. Eğlence bitti mi? Daha başlamadı ki. Selin, kızlara söyle bana hiç bakmasınlar. Üç çocuk babasıyım ben. Baba, sana bakmıyorlar ki zaten. Kenan dayıma bakıyorlar. Demek beni çok beğendiler ha? Peki, senin arkadaşların ben 12 yaşındayken neredeydiler acaba? Daha doğmamışlardı. Neyse, biz Mina ile Can abinlere gidiyoruz. Size iyi eğlenceler, tamam mı? Arada bir gelip sizi kontrol ederiz. Tamam. Bu arada yalnız yanıcı şeylerden uzak duruyorsunuz, tamam mı? Tamam. Bilhassa sen. Tamam, merak etme. Ha ha ha!
ben bakayım kapıya. Siz yine arkadaşlarınla beraber sürpriz yaparsınız, tamam mı? Sürpriz! Burası çok karanlıkmış. Biraz bekledim ama nihayet kavuştuk. Böyle sürprizlerle beni şımartıyorsunuz. Ne işin var senin burada? Çabuk odana git. Lütfen sesinizi yükseltmeyin hanımefendi. Geçerken bir uğrayayım dedim. Karşı komşuda benim adıma düzenlenen özel bir çizgi film partisi var. Sizi denetlemeye geldim. Hoş geldiniz. Ama sizin saçlarınız mı dökülüyor acaba? Neyse şekerlerim, sonra uzun uzun konuşuruz. Hani gelmeyecekti? Ne bileyim, çıktı işte bir yerlerden. Aa, bana sürpriz parti mi düzenliyorsunuz? Hiç haberim yoktu. Beni çok şaşırttınız. Senin bu sana bahsettiğim iki arkadaşım Müge ve Esra. Bizden üç sınıf büyükler. Merhaba Müge. Merhaba Esra. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Zehra'yı kıramazdık. Israrla çağırdı bizi, biz de geldik. Zehra mı? Elif değil miydi senin adın? Onlar okulda çok popüler. Bana istedikleri gibi hitap edebilirler. Ne biçim parti bu? Hiç ses yok. Baban evde mi senin? Yok, onlar gittiler. Harika, süper ya. Baya wonderful. Thank you, yani teşekkür ederim. En son partide pastanın mumları perdeleri nasıl dayakmıştı? Bu evde en az onun kadar güzel. Şey, telefon nerede ya? Ha, orada. Emre'yi, Murat'ı ve Aslı'yı aramalıyım. Onlar da bizim tayfaya haberdar etsinler. Tayfa mı? Haberdar mı? Aman canım, 14-15 arkadaşımız gelecek de takma sen kafana. Merhaba Emre. Şey, buranın adresi ne? Alo Emre, özür dileriz. Yanlış aradık. Zehra, arkadaşına bir şey der misin? Çok kaba. Bu parti sizin arkadaş tayfanız için değil, Elif için. Her şeyi mahvettin senin. Tebrikler. Onlar okulun en popüler kızları. Ve sen beni onlara karşı rezil ettin. Ben ne yaptım ki? Hadi Zehra, gidelim artık. Bu kıtırık parti mekanında daha fazla duramam. Elif, onlar da nasıl gidersin? Daha adını bile bilmiyorlar. Benim Hülya Avşar'ın kızından ne farkım var? Lütfen kelimelerine dikkat et Selin. Ne oluyor kızlar? Dayı, sen bu işe karışma. Elif, bu senin doğum günün. Aptallık etme. Şimdi de bana aptal diyorsun. Al pastanı kendin ye. Zehra, hadi çabuk ol. Bayrak merkez kapanmadan bir frappuccino içelim. Hadi kızlar gidelim. Burası bize uymadı. Üzülme bir tanem ya. Tamam, gel. Hay Allah. Ya Canan'ım, size de böyle zahmet verdik. Aa, rica ederim. Ne zahmeti canım? Elimiz mi kirlendi? Yok yok, estağfurullah. Bu arada ne içersiniz? Mango, cappuccino, sahlep, nar suyu, kuşburnu. Ya çeşitlerimiz boldur ve hepsi doğaldır. Rahat olun. Baba, ben Türkiye'den gazoz istiyorum. Gazoz mu? Türkiye'nin en güzel gazozları bizim mutfakta mevcut hanımefendi. Ben hemen getireyim. Otur. Gazoz yok. Hepsini çiçeklere verdim ben. Artık bu evde asitli içecekler yok. Anlaşıldı mı Patikocuğum? Anlaşıldı mı Ezgi'cim? Anlaşıldı Canan teyze. O zaman ben bir kuşburnu alayım. Babacığım, kuşburnu mu? Yok kızım, o bir çeşit çaydır. Ama kuşun burnunu koparıp yapıyorlar. Şaka yaptım Ezgi'cim, şaka yaptım. Olur mu şöyle şey? Kıyamam ben sana, kıyamam. Ezgi'cim, kuşburnu bitki. Sadece adı öyle. Ben diyorum ki, bak Canan ablan haklı. Asitli içecekler çocukların dişlerine çok zararlı. Meyve suyu içsen. Evet ama yanında daha burcugur istiyorum. Tam yerine geldiniz hanımefendi. Mutfağımda kralı var, kralı. Devrik kral. Yok, burcugur yok. Çünkü abur cuburlar çok zararlıdır. Yağ yaparlar.
Mideyi bozarlar. Kandaki şeker oranını abla, mahvederler. Sen çerezleri ne yaptın? Hepsini kedilere verdim. Bir sorun yok değil mi patikocuğum? Yok abla. Canan teyze. Söyle kuşum. Yok prensesim. Lady'm. Bir tanem söyle. Patiko ne demek? Çok merak ediyorum. Ezgi'cim. Özür dilerim baba. Aa, yok canım. Özür dilenecek hiçbir şey yok. Bana biraz müsaade edersen patiko ile ilgili sana çok güzel şeyler anlatacağım. Ben hemen geliyorum. Şeker. Sağ ol. Hadi Sevin ama ya. Onların ayıbıydı. Sen niye bu kadar üzülüyorsun ki? Ama dayı beni bütün arkadaşlarımın içinde rezil etti. Sen rezil falan olmadın. Sen arkadaşın için iyi bir şey yapmaya çalıştın ama o bunu anlayamadı. İnan bana anlayacaktır. Ayrıca rezil olan biri varsa o da benim. Kapıya giderken yeri öptüm. Ama dayı o benim en iyi arkadaşım. Beni nasıl anlamaz? Of, beni bırakıp o kızlarla nasıl gider? Kimse beni anlamıyor. Annem olsa böyle mi olurdu? Kendimi çok yalnız hissediyorum. Gel. Hem ne yalnızlığı? Büyük şarkıcı, karizmatik adam Kenan işte karşında. Bütün kızlar onu sevse de o seni seviyor. Ben de seni çok seviyorum Kenan dayı. Hadi kalk biz de cenabinlere gidelim. Hadi. Geldik. Eyvah. Ben bakayım. Hadi bak bakalım prensesim. Damsız girilmez. Ezgi'cim dur dur. Biz perimizi çok özledik o yüzden geldik. Peri mi? Hani nerede? Ezgi gel. Gel bak ne göstereceğim sana. Bunu tanıdın mı? Evet Okan Karaca. Bilemedin. O Can abin. Can abin küçükken pek bir şişmandı. Arkadaşlar onunla şişko patates derdi. O da böyle bir köşeye çekilir, içli içli ağlardı. Bir gün yine arkadaşları buna şişko patates demiş. Bu Umut da böyle kenaraya çekilmiş. Diye ağlıyor. Ben de gittim yanına. Ne ağlıyorsun patiko dedim. Bir gülmeye başladı. Ama ne gülmek, ama ne gülmek. Ben o gün bugündür Can abinize patiko derim. O gün bugündür de gülmeyi unuttum abla sayende. Can abinin küçükken şişko olduğunu hiç düşünmemiştim. Ben bir kere küçükken şişko değildim tamam mı? Yani kemiklerim biraz iriydi. Canan Hanım şu palyaçonun yanındaki ağlayan kim? Kim olacak patiko? Abla daha fazla kirli çamaşırları çıkarmasak? Kirli mi? Çamaşır mı? Nerede? Hayır. Can küçükken palyaçolardan çok korkardı da. Abla palyaço demedim mi sana ya? Demek Can abim o yüzden geçen sene benim doğum günüme gelmedi. Can'ın anatomisi. Kim bilir hakkında daha bilmediğimiz neler var. Oho Bülent Beyciğim daha neler var. Bir gün evde oturuyoruz böyle. Annemler falan herkes evdeyiz. Kapıdan bir girdi. Her taraf çikolata içinde ağzım. Abla iş buldum. Bugün iş buldum. Harika. Evet. Ne işi bu? Mankenlik baksana. Bu fiziğe kimi almazlar ki bu işe? Vay be. Can. Can. Patiko Tosun. Sahnelerin dev modeli. Yok Kamil'i de var. Kamil, Can, Patiko Tosun. Fransız Hava Kuvvetleri Komutanı ismi. Neyse, sen ne zaman başlıyorsun bu işe? Haftaya cuma. Muhteşem fuarda. Baba, Can abim ünlü mü oluyor? Ah benim patikom. Ah benim patikom meşhur mu oluyormuş? Meşhur mu oluyormuş? Zincir mi? Tanrım, rezil kepazı. Büyüdü de kazık kadar adam oldu. Baksana manken oldu. Sıfacık. Patikom. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Günaydın çocuklar. Oturun oturun kalkmayın. Ne lüzumu var? Dün gece bütün kağıtları okudum.
Neye güldüğünü bizimle de paylaşır mısın Ayoga? Gülmekten vakit bulacağına biraz ders çalış. Sınavda en kötü notu sen aldın. Yoksa kış uykunu alamadın mı? Bir daha böyle şey olursa aileni ararım, haberin olsun. Geç kaldın Selin ama seni yok yazmıyorum. Geçebilirsin. Ben artık okula gitmeyeceğim. Selin'in bir sorunu varmış çocuklar. Evet, seni dinliyoruz Selin. Hepsi Elif'in yüzünden oldu. Adını bile bilmeyen arkadaşlarını çağırdı. Onlar da başka arkadaşlarını çağırmak istedi. Ben de olmaz dedim. Elif de bana küstü. Ve gitti. Şimdi okulda kimse beni sevmiyor. Herkes bana cadı diyor. Cadılar. Üzülme abla, ben senin cadı olmadığını biliyorum. Cadı olsan bile süpürgen yok. Sağ ol. Rica ederim. Selam kızlar. Alo. Evet, burada. Ah, bir saniye. Selin, Elif arıyor. İstemiyorum. Kaçırdığın bir şey var mı? Ters giden bir şeyler mi var Selin'cim? Ezgi'ye kaç defa diyorum bu oyuncaklarını benim yatağımın üstüne koyma diye. Sen dün akşam olanlardan dolayı hala kızgınsın değil mi? Hayır, değilim. Yok yok, sen sinirlisin. Sinirlisin canım, baksana kafama ayı falan fırlattın yani. Tamam. Sen sinirlenince saçlarınla oynarsın tıpkı annen gibi. Ben sizi iyi tanırım. Elif bütün sınıfa benim cadı olduğumu söylemiş. Ben de çok sinirlendim. Cadı mı? Yani Elif senin hakkında yalan mı söyledi herkese? Evet. Can abi, benim nerem cadıya benziyor ki? Hiçbir yerin. Sen sadece bir melek olabilirsin ha? Hem belki de özür dilemek için aramıştır seni. Hiç sanmıyorum. Ama öyle deme Selin. Elif senin en iyi arkadaşın. Of, eskiden de o. Selin'cim, ya böyle şeyler arkadaşlar arasında olur ha? Ne arkadaşı Can abi? Bitti artık. Biz Elif'le arkadaş falan değiliz. Selin'cim, insanı en çok incitenler, onu en çok sevenlerdir biliyor musun? Mesela, ya Kenan dayında biz var ya. Abi bana niye sarılıyorsun ya? Bana niye sarılıyorsun? Bak Selin, işte seveni böyle tersliyorlar. Gel beraber ağlayalım ha. Tamam, dur. Senin hatırlıyor musun? Can abim benim Beatles plaklarımla frisbee oynarken birini kırmıştı ve ben yine de onu affetmiştim. Bir daha olursa fena bozuşuruz. Yani arkadaşlık bir plaktan çok daha önemlidir. Niye hep bozuk plak gibi aynı şeyleri söylüyorsunuz? Ben kararımdan dönmem. Dönmem. Selin'cim bir tanem gel şöyle biraz oturalım ha, gel. Selin'cim hatırlıyor musun? Hani senin bir zamanlar oyuncak bir bebeğin vardı. Sonra cistik terlik yapmıştın. Hatırlamaz olur mu? Bir hafta ben onun için ağlamıştım. Ya, hala kızgın mısın bana?
Hayır, değil. Bak yani ne demekmiş? Can abi normal değil demekmiş. Ve de oyuncak ayıdan terlik yapan bir deli demekmiş. Hayır. Arkadaşlarına küsmemen anlamına geliyor demekmiş. Yani ona bir şans daha vermemi istiyorsun. Evet yani kafa dengi bir arkadaş bulmak çok zor. Olanları sil aklından. Elif'i değil ha? Selin, Elif geldi, seni bekliyor. Hadi. Can, sen var ya gerçekten inanamıyorum yani. Nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Ya, harika konuştum değil mi? Gerçekten çok etkilendim. Ama ne demek istedin abi sen? Oyuncak bebekten, terlik plaktan da frisbee olmaz demek istedim. Merhaba. Merhaba. Seni dinliyorum. İyi de ben bir şey söylemiyorum ki. Ben de onu diyorum işte. Bir şeyler söylesen. Mesela özür dilerim desen. Ne özürü? Sen buraya özür dilemek için gelmedin mi? Yok canım, ne alakası var? Annem gidip hediyelerini al dedi. Ama Elif, seni affetmenin için ben de özür dilemen gerek. Beni neden affetmen gerekiyormuş? Beni kendi partimden kovduğun için mi? Ben seni kovmadım. Partiyi kendin terk ettin. Çünkü Müge ile Esra'nın önünde beni rezil ettin. Ah pardon. Bunu Ak Merkez'de frappuccino içerken konuşalım mı şeker? Arkadaşlarımla dalga geçme. Pis cadı. Sen bana cadı diyemezsin Zehra. Senden nefret ediyorum. Ben iki kat nefret ediyorum. O zaman ben üç kat nefret ediyorum. Hediyelerimi kargo ile gönder. Elif gitme. Sen benim en iyi arkadaşımdın. Bana neden böyle bir isim taktın? Sana o ismi ben takmadım ki. Okulda herkes öyle diyor. Yani şey, hani C ile başlıyor. Dört harfli. İkinci harfi A. Tamam tamam, anladım. Sen benim en iyi arkadaşımdın. En iyi arkadaşınım. Evet, en iyi arkadaşım. Beni cadı sanan en iyi arkadaşım. Selin tamam. Çok üzgünüm partiyi mahvettiğim için. O kızları tercih ettiğim için de çok üzgünüm. Ve herkese senin bir cadı olduğunu söylediğim için de. Cadı olan benim. En iyi arkadaşım hakkında böyle konuşma. Sana aldığım hediyeyi getireyim. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Selin, bu çok güzel bir şapka. Teşekkür ederim. Hadi gidip diğer hediyeleri değiştirelim. Dur dur, önce açalım. Belki beğenirim. Ben hepsini açtım. Beğenmezsin. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Mini mini mina. Mini mini mina. Mini mini mina. Hadi ama Kenan da yedi bana artık. Şişt, sıkılmaya başladım ama ha. Hadi. Kenan dayı, pirzilik oynayalım mı? Dayı şu anda eşekçilik oynuyor canım. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Ya şimdi. Lütfen sonra. Şimdi. Sonra. Şimdi. Sonra. Şimdi. Tamam tamam, dur. Dur. Hoppala. Hoppala. Gel. Gel bakalım hadi. O beni prenses peri sanıyor. Ve bu sırada kapı çalıyor. Sen bakarım. Biz yemek sipariş etmemiştik ama. Biz de etmemiştik ama elimizde bir tek bu kaldı. Can abi sen böyle mi ünlü oldun?
Soyunmaktan iyidir Ezgi'cim. Evet, giyinmiş. Yapmayın ya, bari siz yapmayın ya. Rezil oldum, rüsva oldum ya. Bana var ya, bir tek kız bile bakmadı oğlum. Bir tek kız bile bakmadı ya. Of, çok yoruldum. Nedir benim bu çektiğim ya? Bahtsız bedevi gibiyim oğlum ya. Hangi işe el atsam kurutuyorum ya. Presentable dediler, yakışıklı, uzun boylu adam dediler ama ben nereden bileyim kocaman sosisle aradıklarını ya? Can abi, bu sosis ne etinden? Söyleyeyim mi Can? Ya yapma abicim ya, gözünün yağını yiyeyim, yapma ya. Ya ablam beni bu halde görse ne yapar ya? Düşünsene, beni manken olacağım diye gönderdi. Nasıl sevinmişti ya? Evet ya, yalaklarını bile sıkmıştı hatta, değil mi? Bu onun duygusal yansımaları abicim. Bülent abi nerede? Bülent abi nerede? Bülent abi. Canan teyze. Bravo, muhteşem, süper haber gerçekten de. Ben mahvoldum, şimdi mahvoldum ben. Bana bakın, ben burada kalayım. Bak dört duvar olsa bana yeter. Yemin ederim ben burada kalayım. Beni bir yere sak, depoya kapatsana beni. Abi dur, hemen tutuşuyorsun ya. Bu senin ekmek paran, neresi ayıp ki bunun yani? Ama bu ekmek bayat. Tamam, tamam canım. Tamam, o zaman... birlikte gidebilir miyiz? Tamam gidelim ama biraz uzaktan yürü. Üstümüze ketçap falan bulaştırma. Can abi çok çok yakışıklı olmuşsun. Sağ ol canım, sağ ol bir tanem. Sen de çok güzelsin. Sen yaşa var ol. Sen var ya bir tanesin, süpersin. Sen de çok hoşsun. Hadi gel, hadi. Pahalar. Televizyon toz içinde canım. Ben siliyorum. Onlar tozlanıyor. Ben siliyorum. Onlar tozlanıyor canım. Yemin ediyorum belim ağrıdı. Canan Hanım biraz dinlenin isterseniz. Aa, dinlenebilir miyim canım? Bülent Bey mümkün değil. Olmaz ki. Dinlenmek tembellerin işidir. Ne demişler? Temizlik Canan'dan gelir. Ben bakarım. Şey, biraz karnımız acıkmıştı da. Bir şeyler atıştırmaya geldik. Kim var senin arkanda? Arkamda? Ha. Arkamda. Kim var benim arkamda? Peri var dayı. Sosis kıyafetindeki peri mi? Tamam, geldim. Salonun tam ortasındayım. Hadi şimdi eğlenin. Hep beraber. Bana deyin ki sosis mankeni değil. Bana Kamil değil. Benle dalga geçin, tamam mı? Ne güzel kendine göre bir kostüm bulmuşsun. Yerim ben seni, yerim, yerim, yerim. Yapma ya. Yerim ben seni, yerim, yerim. Sosis, gel, 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 gel. Yeme. Can, oğlum bu kıyafet ne? Sorma abi. Bizi fark eden yok. İlla sosis mi olmamız gerekiyor abicim? Anlatmayacaksın oğlum, hadi anlat. Anlatacağım abi. Hayır, anlatmayacağım. Bu anlatılmaz, yaşanır çünkü abi. Ben bildiğin dolandırıldım ya. Şimdi ben sabah kalktım bir güzel. Ondan sonra saçlarımı jöleledim işe gideceğim diye. Sonra güzel kıyafetimi giydim, parfümümü sürdüm. Sonra fuara gittim. Sonra kapıda iki kişi karşıladı beni abi, tamam mı? Ondan sonra o iki kişi beni aldı, dedim ki hani kostüm bu olur mu? Onlar dedi ki hayır dedi. Bunu verdiler. Şimdi yeni bir sosis markasıydı şu an. E'si işte karşınızda podyumların en yeni mankeni abi. Sen abi, biz sosis sevmeyiz. Zaten sosis kalbe zararlıymış. Kim öğretti bunu sana? Abla. Gazetede okudum. Hani sen okumayı bilmiyordun? İşime gelince. Madem sosis de sevmiyorsunuz. Abla ben çok yorgunum, yatmak istiyorum ya. Uy, uy, uy. Canan Hanım, saat geç oldu. Biz de kalkalım. Siz bilirsiniz. Hadi kızlar. Kenancığım, hadi. Tamam. Bu arada... Canan Hanım, siz daha iyi bilirsiniz ama... bence arkadaşı buzdolabına koymayı unutmayın. Tabii sığarsa. Kokabilir. Hadi herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar Canan Hanım. İyi bak Can abi. Hadi bay bay. Hadi bay bay, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bay sosyes. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı.
üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Ya çok sıkıldım Peri, gel hadi. Yine unuttum, şifremiz vardı. Peri kızı, peri kızı, gel artık. Yalnız bırakma şu küçük kızı. Biri beni mi çağırdı? Evet, PlayStation oynayalım mı? Bu saatte olmaz Ezgi'cim. Senin canın mı sıkılıyor? Evet, çok. Hiç uykum yok. Yatağımda çok sıkılıyorum. Eskiden annem uyuturdu beni. Şimdi senin en iyi arkadaşın kim peki? Selin ve Ayıcık. Bu ayıcığı bana annem almıştı. Şimdi en iyi arkadaşlarım Can abim, Kenan dayım, babam ve Canan teyze. Bu kadar çok mu arkadaşın var senin? Evet, senin yok mu? Var, hepimizin vardır ama farkına varmayız. Mesela Selin, Elif onun için çok değerli. İnsanlar arkadaşlarının değerini zamanla anlar. Ben onların değerlerini hep biliyorum. Seni de çok seviyorum. Sana bir haberim var. Neymiş? Patikon ne demek olduğunu öğrendim. Şişko patates demekmiş. Can abi çok şişkoymuş. İnsanların dış görüntüleriyle dalga geçme Ezgi'cim. Üzülürler. Önemli olan görüntüleri değil, düşünceleri ve duygularıdır. Bir insana sarıldığında kıyafetine değil, onun aklına, kalbine sarılırsın. Ben patikonun anlamını öğrenince gülmüştüm. Can abi üzülmüş müdür? O olgun bir insan. Senin onu sevdiğini düşünmüştür. İnsan sevmediği birine neden şaka yapsın ki? O zaman ben de sosis olmasıyla dalga geçmem bir daha. Hayır, şaka yap. İnsanları güldür. Ama üzecek kadar değil. Anladım. Her zamanki gibi haklısın. Sen çok akıllı bir kızsın Ezgi. Peri, uyumadan önce sana bir sorum var. Sor bakalım. Annemin en iyi arkadaşı kimdi? Tabii ki sizdiniz. Sen, baban, Selin, Mina, bütün hayatını sizinle yaşadı. Sizi hiçbir zaman aklından çıkartmadı ve çıkartmayacak. Hadi artık uyu güzel prenses. Tatlı rüyalar. İyi geceler. Geldiler, 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 geldiler. Abla, bu Kamil meselesinden her yerde bahsetme. Dedim oradan alırsam gülerim dedim. Canan Hanım, şu palyaçonun yanındaki ağlayan kim? Kim olacak? Hadi go. Abla, şu kirli çamaşırları daha fazla ortaya çıkarmasak. Kirli mi? Çamaşır mı? Hayır. Yok yok, Kamil'i de var. Kamil Can Potikotos'un Fransız Hava Kuvvetleri. Ay, lafımı unut. Çok güzel oldu. Hadi. Yok yok, Kamil'i de var. Kamil Can Potikotos'un Fransız Hava Kuvvetleri komutanı ismiyle. Çok komik. Ay. Çok etkilendim abi. Ne demek istedin peki? Oyuncak bebekten terlik, plaktan da frisbee olmak demek. Ne? Oyuncak ayıdan terlik, plaktan da... Üç, bebek. Sınıf Arsenay dedim. Oyuncak bebekten terlik, plaktan da frisbee olmaz demek istedim. Bunu bir çırpıda söylesene. Keşke. Oyuncak bebekten terlik, deniyorum. Plaktan da frisbee olmaz dedim. Oyuncak bebekten terlik, plaktan da frisbee olmaz demek istedim. Niye gülüyorsun lan? Niye gülüyorsun? Oynayacak başka birini buldum. Ha. Benim hiç şansım kalmadı mı yani? Hiç hevesle. Abi, al. İki, bir ve buyurun. Giremedim sen abi. Kapıyı ıskaladım. Abi tabii ki de Can diyecek. Yani düşünsene ya, onunla oynayan... Tüh. Bu zamane çocukları, ben var ya bildiğin gerizekalıyım. Hadi Kenan dayı de bana. Mini mini mina, mini mini mina. Kenan dayı de bana hadi. Ben unuttum ki.
Çocuk okula başlayacak oğlum. O mu ben mi Mina? Evet. Ha kim? O mu? Ben. 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 Hayır ben. Ya Mina. Aşkım. Ah. Ben. Senaryoyu değiştirin ben. Hadi. Kız basketbol takımının başına beni getirdiler. Oh, oh, ne ben de bu mutluluğu. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Selin eski Mina. Selin eski Mina. Üç koca adam. Üç koca adam. Bir de Canan abla. Bir de Canan abla. Sihiri var, birisi var. Daha neleri 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 var. Her gün başka macera. Çok zor hem harika. Hem çok zor hem harika. Bu evin perisi var. Bu evin perisi var. Üç tatlı cadısı var. Üç tatlı cadısı var. Üç tatlı cadı. Üç tatlı cadı. Selin eski Mina. Selin eski Mina. Üç koca adam. Üç koca adam. Bir de Canan abla. Bir de Canan abla. Sihiri var, perisi var. Daha neleri neleri. Her gün başka macera. Her gün başka macera. Hem çok zor hem harika. Hem